Abdullah Öcalan'ın tutulduğu İmralı hapishanesi Türkiye'de birçok ilklerin yaşatıldığı hapishane. Bu ilkler mahpus haklarının ağır bir şekilde ihlal edildiği ilklerdir. Sayın Öcalan bulunduğu pozisyon itibariyle elbette ki çok önemli bir kişiliktir. Çünkü İmralı hapishanesinde ne olup bittiğini hiç kimse bilmiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir mahpus tek başına ne yapmış olacak ki yani ona siz disiplin cezası vereceksiniz? Şimdi avukatıyla hiçbir şekilde görüştürülmeyen bir mahpusa ancak avukat görüşü nedeniyle ceza verilecek bir konuda nasıl ceza verebilirsiniz? Veya aile görüşü yapılmıyor veya telefon görüşü yapılmıyor. İşte veya kendisine gazete, kitap verilmiyor. O nedenle de bu cezaların keyfi cezalar olduğunu söyleyebilirim. Türkiye niçin görüş yaptırtmıyor? Şimdi Türkiye insan haklarını araçsallaştırdı bakın. Yani siz eğer bir insanın en temel haklarını ihlal ederseniz bunu artık araçsallaştırmışsınız demektir. Şöyle düşünüyorlar anladığım kadarıyla. Avukatlarıyla görüşürse, avukatlarına bir şeyler söylerse ve avukatları da bu söylediği hususları kamuoyuyla paylaşırsa iktidar buradan zarar göreceğini düşünüyor. Şimdi kişinin temel hakları vardır biliyorsunuz. Şimdi bu haklar hiçbir şekilde dokunulmaz haklardır. Şimdi siz kişinin temel haklarını kişinin vereceği siyasi mesajlara yeğliyorsunuz. Olamaz böyle bir şey. Devlet mekanizmalarının aldığı kararlara Türkiye'nin tabii ki uyması gerekir. Fakat BM mekanizmaları Avrupa Konseyi mekanizmaları gibi değil. Yani Avrupa Konseyi mekanizmalarının kararları daha etkilidir Türkiye üzerinde ama artık bu sorun BM nezdine taşınmıştır. Özellikle hem Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi hem de Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komitenin gündemine girmiştir. Türkiye hem Avrupa Konseyi'nin aldığı kararlara uymuyor hem de Birleşmiş Milletler'in aldığı kararlara uymuyor ve aslında giderek İnsan hakları sistemi içerisinden çıkmaya doğru gidiyor. Ve Türkiye'ye bakış açısı değişecektir. Çünkü BM komiteleri verdikleri kararları düzenli olarak takip ederler. Hani bu verilen kararların yerine getirilmesini izlerler. Ama eğer siz bunları yapmazsanız o zaman siz birçok noktada samimi bulunmazsınız, teşhir olursunuz. Bu da aslında toplamda kümülatifte Türkiye'ye zarar verir. Kaldı ki bakın BM mekanizmalarının, Avrupa Konseyi mekanizmalarının aldığı kararlara uymak zorunda. Şimdi siz hem bunlara uymayacaksınız, hem de vatandaşa dönüp diyeceksiniz ki ben size ekonomik refah vaat ediyorum. Yani kimi kandırıyorsunuz? Böyle bir şey yok. Dünyada ekonomik refahla insan hakları ve demokrasi alanındaki gelişme birbirine paraleldir. Ya birincisi Türkiye'de yaşayan Kürtlerin çok büyük bir kısmı, sadece Türkiye'deki Kürtler değil, Suriye'de, Irak'ta, İran'da, yani dünyada aslında yaşayan Kürtlerin çok büyük bir kısmı Abdullah Öcalan'ı kendi liderleri olarak görüyorlar. Yani bir halk lideri olarak görüyorlar. Şimdi ikincisi Türkiye Kürt sorununun çözümsüzlüğünden kaynaklı olarak uzun yıllardır PKK ile silahlı mücadele halinde. PKK'nin lideri de Abdullah Öcalan. Yine KCK sistemine baktığınız zaman da Abdullah Öcalan'ın oradaki pozisyonu çok net. Yani yarın öbür gün siz Kürt sorununu çözme noktasında hangi şekilde adım atarsanız adım, olumlu veya olumsuz, mutlaka bir şekilde Abdullah Öcalan'ın görüşlerine başvurmak zorundasınız. Şimdi bu iki pozisyon, bu iki sebep, yani biri halk nezdinde, halk kitleleri nezdindeki etkisi, ikincisi de bir örgütsel yapılanmanın başında olması nedeniyle doğal olarak zaten Abdullah Öcalan'la muhatap olmak durumundasınız. İşte bu dönem dönem maalesef çok kötü bir şekilde araçsallaştırılıyor. Biliyorsunuz 2019 yılındaki yerel seçim sürecinde çok kötü bir araçsallaştırma gerçekleştirildi. Halbuki o dönem Abdullah Öcalan'ın kamuoyuna yansıyan mektubuna baktığınız zaman asıl olarak Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerini düzeltmesi, asıl olarak Türkiye'nin yeniden Kürt sorununda yeni bir barış sürecini inşa etmesine dair mesajlar vardı. Fakat bunlar hepsi unutuldu, bir kenara bırakıldı. Sanki salt bir seçim mesajıymış gibi bir algı yaratıldı ve çok kötü yönetildi bu süreç. Ben o nedenle de özellikle bu arada tekrar yeni girişimler olmuş olabilir diye düşünüyorum. Fakat o sürecin kötü yönetilmesi nedeniyle ben Abdullah Öcalan'ın kişisel olarak gözlemimdir bu benim girişimlere
Muhatap kılmayacağını zannediyorum. Çünkü daha önceki açıklamalarına baktığınız zaman odaklandığı nokta Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yollarla çözümüdür. Şimdi siz bu temelde yaklaşırsanız ancak sonuç alabilirsiniz. Ama seçim dönemlerinde seçimlere taktiksel olarak yaklaşırsanız sonuç alınamayacağı kanaatindeyim ve anladığım kadarıyla bu tartışmalar da bununla bağlantılı olarak yürüdüğünü zannediyorum. O nedenle de zaten şurada seçimlere çok fazla bir şey kalmadı. 2 hafta kaldı. O nedenle de zaten bir sonuç alınamayacağını tahmin ediyorum ve zaten bu saatten sonra da alınamayacağı kanaatindeyim. Türkiye'de seçimlerle birlikte bir siyasi iktidar değişikliği olacak. Şu anda Millet İttifakı sözcüleri, onlar da araçsallaştırma ekseninde yaklaşım gösteriyorlar. Fakat inanıyorum ki ben, kim iktidar olursa olsun, ki iktidar değişikliği olacağına da inanıyorum. Cumhur İttifakı'nın kaybedeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığının değişiminin de gerçekleşeceğini düşünüyorum. Yani Tayyip Erdoğan yerine Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanacağını düşünüyorum. Yeşil Sol Parti'nin Emek ve Özgürlük İttifakı'nın güçlü bir şekilde parlamentoda yer alacağını düşünüyorum. Yani dolayısıyla iktidara gelecek olanlar hem meclis zemininde Yeşil Sol Parti ile muhatap olmak durumunda kalacaklardır ama hem de Kürt sorununun bütün boyutlarıyla çözümü noktasında onlar da yine Abdullah Öcalan'la diyalog ve müzakere ortamına girmek durumunda kalacaklar. Bu zaten doğal bir durum. Yani şimdi yıllar önce birisi bir soru sormuştu. Hani muhataplıkla ilgili. Ben Abdullah Öcalan bir doğal muhataptır. Yani siz doğal olarak onunla muhatap olmak durumundasınız. Çünkü halk ve örgütsel yapı adres olarak Abdullah Öcalan'ı gösteriyor. O zaman siz de kim irade olarak ortaya çıkıyorsa o iradeyle muhatap olmak durumundasınız. Bu dönemde de kim iktidar olursa olsun doğal olarak yine Abdullah Öcalan'la hangi mekanizmayı kullanırsa kullansın. Devletin çok çeşitli mekanizmaları vardır. Parlamentonun oluşturacağı mekanizmalar vardır. Sivil toplum üzerinden oluşturulacak mekanizma vardır. Devlet görevlileri üzerinden oluşturulacak mekanizmalar vardır. Yani hangi mekanizmayı kuracaksanız kurun bir şekilde yeniden Abdullah Öcalan'la bu görüşmeleri yapmak durumundasınız. Çünkü Türkiye'nin Kürt sorununun geçmiş çözüm süreçlerinin tamamında muhatap zaten Abdullah Öcalan'dı. Türkiye'de Güney Afrika'da izlenen süreç gibi bir süreci izlemek durumundadır. 2013-2015 sürecinin en büyük handikapı görüşmelerin yürütüldüğü İmralı Adası'nın olumsuz koşulları, Abdullah Öcalan'ın uygun müzakere koşullarına kavuşturulmamış olmasıdır. Dolayısıyla ben sadece tecritin kaldırılması meselesi değil, diyalog ve müzakere yürütecekseniz bunun koşullarının sağlanması gerekir. Burada ne demek istediğim bir konunun muhatapları çok iyi biliyorlar. Bu gerçekleştiği takdirde o zaman gerçekten Türkiye inanılmaz bir şekilde rahatlayacaktır. Türkiye'nin çatışma ve savaşa harcadığı, son 40 yılda harcadığı 4 trilyon doların olumsuz sonuçları yavaş yavaş giderilecektir. Türkiye sadece ülke içinde değil, Suriye ile, Irak'la, İran'la ekonomik olarak ilişkilerini daha da geliştirecektir. Yani bir ekonomik bakımdan rahatlama dönemine girecektir. İnsani bakımdan kayıpları sona erecektir. Ve en önemlisi de toplumsal barışımızın tesisi noktasında ve yerel demokrasinin güçlendirilmesi noktasında önemli adımlar atılacak. Her açıdan bakın, Türkiye'de yaşayan herkes için gereklidir. Herkes için zorunlu bir süreçtir. Yani herkes buradan, bulunduğu pozisyondan uygun bir şekilde yararlanacaktır. Sadece ve sadece savaştan ve ranttan beslenen çevreler zarar görecektir. Yani savaş rantından beslenen çevreler dışında. Şimdi herkes fayda görecektir.